İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan havalanan uçağımızla Tataristan'ın başkenti Kazan'a gidiyoruz. Yolculuğumuz yaklaşık 3 saat sürecek. Ve bu 3 saat içerisinde de zaman nasıl geçiyor, insan hiç anlamıyor. Birbirinden lezzetli geleneksel Türk tatlarının ikramı yapıldı. Bir bakıyoruz ki artık Tataristan topraklarına gelmişiz. Ve işte artık Kazan'dayız. İşte dünyanın en güzel duraklarından birindeyiz şu anda. Kazan'ın kalbini geziyoruz. Ve işte Kazan'a gelindiği zaman bütün turistlerin muhakkak ziyaret ettiği Tataristan'ın tarihini adeta bir kitap gibi okuyabileceğimiz Kazan'ın incisi olarak isimlendirilen müthiş bir yapının önündeyiz. Burası Kremlin Sarayı. Tarihe baktığımız zaman Tatarların ataları olan Bulgarlar da Kazan'a geldikleri zaman işte bu tepe üzerine konumlanıyorlar. Zaten buraya konumlanmalarının en büyük sebebi de görüyorsunuz her yere hakim bir tepe burası. Eğer düşman gelirse buradan rahat rahat gözlemleyelim diye. Zaten Kremlin'in diğer manası da kale anlamına geliyor. Bu yapı da zaten tarihte kale olarak da kullanılmış. Müthiş bir yapı. Kazan'ı anlamak ve anlatmak için gezilmesi gereken bir mekan burası. İçerisinde neler yok ki? Maviye ve beyaza bürünen Kul Şerif Camii, farklı yüzyıllarda inşa edilen surlar, saat kuleleri hepsi bu mekanda yer alıyor. Tatarların milli kahramanı Musa Celil'in de anıtı Kremlin'in hemen girişinde bulunuyor. Şu anda Kremlin'in içerisine girdik. Sanki zamanda yolculuk yapıyoruz burada. Şundan da bahsetmekte fayda var. Kremlin bugün ülkenin yönetildiği mekan. Hemen sağ tarafımızda görüyorsunuz büyük büyük binalar var. İşte bunlar bugün bakanlık binası olarak kullanılıyor. Ülkenin yönetilmiş olduğu birimler olarak işlev görüyor. Aynı zamanda Kremlin için müzeler diyarı diyebiliriz. Birden fazla müze var. Hem devlet erkanı hem de turistler geldiği zaman işte Kremlin'in içerisinden geçiyorlar. Aynı bizim gibi. Kazan Kalesi'nde Tatar tarihini sonuna kadar yaşıyoruz. Burası Tatarların muhteşem tablosunu sunuyor. Dünyanın en güzel eserlerinden biri de Tataristan'dan yükseliyor. Kremlin'de. Tataristan'da gerçekten çok büyük bir hoşgörü hakim. Hem Müslümanlar hem de Hristiyanlar ve diğer dinlere inananlar yüzyıllardan beridir bu topraklarda barış içerisinde, sükunet içerisinde yaşamlarını sürüyorlar. Ve işte en güzel örneklerden biri de hemen arkamızda bulunuyor. Kremlin'in içerisinde yer alan dünyaca meşhur ve Rusya'da da 3 en güzel yapıdan biri olarak gösterilen Kul Şerif Camii. Kul Şerif Camii masmavi kubbesiyle, muhteşem minareleriyle gerçekten buraya gelen herkesi etkilemeyi başarıyor. Peki adını nereden alıyor? Hemen onu da söyleyelim. Tarihte Kazan Hanlığı zamanında Kul Şerif isminde çok önemli bir Şeyhülislam vardı. Seyit İmam Kul Şerif olarak isimlendiriliyor. Gerçekten İslamiyet için çok büyük çalışmaları olmuştu. Ve işte Kazan Hanlığı zamanında Korkunç İvan buraları yakıp yıkmaya geldiği zaman kendisi de çok büyük bir kahramanlık göstermiş. 6000 tane öğrencisiyle beraber o zaman işte kendisi bu topraklarda şehit düşmüştü. Tabii ondan sonra da Tatar halkı Kul Şerif'i asla unutmamıştı ve işte onun adına da büyük bir cami yaptırılmak isteniyordu. O cami de yapıldı. 2005 yılında arkamızdaki bu müthiş cami hizmet vermeye başladı Müslümanlar için. Camide Osmanlı, Rus, Arap motifleri yer alıyor. 19 dönüm arsa üstüne yapılan cami Türk mühendisler tarafından inşa ediliyor. Tabii bu güzel camimiz bütün gelen turistlerin ilgi odağı alıyor. İşte bu güzel kız arkadaşlarım da Moskova'dan gelmişler. Görüyorsunuz caminin önünde fotoğraf çekinmeyi kesinlikle ihmal etmiyorlar. Demiştik bu camiyi koskoca Rusya Federasyonu'nda en güzel 3 mimariden biri olarak seçilmiş. Halk oylama yapmış ve bu camiye puan vermişler. 3. en güzel yapı olarak listelerde yer almış. Yes, hello. Hello. How are you? I'm fine. Did you like this mosque? Yes, of course. Yes, of course. So beautiful. Thank you very much. Görüyorsunuz, beğendiniz mi, sevdiniz mi diyorum. Tabii ki çok beğendik, çok güzel diyorlar. Dünyanın en güzel camilerinden biri olan Kul Şerif Camii, Tataristan'ın en önemli cazibe merkezi. Avrupa'nın da en büyük camilerinden biri burası.
14 milyon dolar harcanarak yapılmış. Kulşerif Camii'nin önündeyiz ve ülkemizden gelen güzel turistlerle karşılaştık. Hemen soruyorum, beğendiniz mi Tataristan'ı, Kazan'ı, neler söylersiniz? Çok güzel bir ülke, özellikle Türk kültürü açısından, İslam kültürü açısından görülmesi gereken çok yer var. Çok beğendik. Aynen. Gitmek öyle İstemiyoruz. Gerçekten öyle. Ben de çok bayıldım. Yani bugün ilk günümüz olmasına rağmen inanılmaz etkilendim. Gördüğümüz her yer çok güzel. Bu arada hemen şunu söyleyeceğim. İsminizin Sümbike olduğunu duydum. Evet. Zaten biliyorsunuz Kazan Hanlığı'nın son melikesi de, melikesinin adı da Sümbike'di. Nasıl bir his ve nasıl koymuşlar isminizi? Çok farklı bir his tabii ki. Ben doğduğumda babam Tataristan'daydı. Burada hocalık yapıyordu. Burada Sümbike Minaresi üzerine, Sümbike üzerine makaleler de yazdım. Vay, süper. Çok güzel bir tam benim olarak doğuma denk geldi. Öyle olunca ismimi de Sümbike koymuş. Evet. Tabii hani annem falan biraz zorlanınca kitabını falan vermiş. Annem tabii kitabı, efsanesi, Sümbike'nin kişiliği, karakteri, Türk tarihi açısındaki önemini duyunca o da çok istemiş. Ben de ismimle gurur duyuyorum. Peki Sümbike Sultanı biliyor musun? Nasıl geçmiş tahta, nasıl olmuş? Evet, biliyorum. Çok uzun bir ve çileli bir hayatı var. Evet. Anlatayım mı? Vallahi seviniriz. Ben biliyorum ama hadi bir de sana sorayım. Sümbike bir Nogay Hanı'nın kızı, Yusuf Mirza'nın kızı. Kazan'a, Can Ali Han'a gelin gidiyor. Can Ali Han daha çok küçük, Rusların oyuncağı birazcık. Hani hep Rusların sözünden çıkmıyor ve çok iyi idare edemediği için Sümbike'yi ona destek olması için yolluyorlar. Hani onu doğru yola iletmesi için yolluyorlar aslında. Fakat Can Ali Han uslanmıyor. O yüzden meclisin kararıyla ve Sümbike'nin de rızasını alarak öldürüyorlar. Onun yerine Sefagire'yi Kırım'dan çağırıyorlar han olarak. Sümbike ona da eş oluyor. Onunla uzun süre Kazan'ın refah dönemi dediğimiz bir dönem var. Uzun süre iyi olarak, zengin olarak yaşıyor Kazan halkı. Ama ondan sonra Sefagiray çok zamansız attan düşerek ölüyor 42 yaşlarındayken. 4 yaşlarında bir oğlu var. Evet, hanlık ona geçiyor. Çok küçük olduğu için Sümbike zaten siyasetten anlayan bir hanbike olduğu için direkt ülkenin idaresi ona geçiyor. Fakat ülke çok karışık. Çok fazla casus var. Evet. Çok fazla iç karışıklıklar var. Ruslar içten bölmeye çalışıyor çünkü. Niyetliler çok. Her zamanki gibi. Evet. Öyle olunca Sümbike çok zor durumda kalıyor ama yine de Rusları püskürtüyor savaşta. Evet. Yine komutanlık yapıyor, erkeklerle savaşıyor. Evet. Erkeklerin Korkunç yanında. Korkunç İvan birçok defa ülkeyi ele geçirmeye çalışıyor. Geçiremiyor, yapamıyor. Evet. Ama en sonunda bir şart koyuyor. Yani Sümbike ve oğlunu bana esir olarak verirseniz. Korkunç İvan evet daha sonra tekrar burayı ele geçirmek istiyor. Sümbike ile birçok defa evlenmek istiyor. Ona evlenme teklif ediyor. Çünkü gerçekten Sümbike devlet işlerinden çok iyi anlıyor. Çok da güzel bir kadınmış. Evet, aynen öyle. Öyle olunca Sümbike de ben ülkemin hani refahı için, buradaki halkımın ölmemesi için, kan dökülmemesi için bir Sümbike çok mu diye kendisini ve oğlunu esir olarak izin veriyor meclisin de kararıyla. Fakat çok hani esir hayatı çok kötü, çok büyük işkenceler yapıyorlar ve sonra zaten oğlundan da ayırıyorlar. Ve işkenceyle ölüyor zaten sonra kahrından. Hani işkence yapmasına da gerek yok. Vatanından ayrıldığı için zaten Sümbike çok üzgün. Evet. Kazan'dan ayrılırken de söylediği, yine bu Sümbike Minaresi'nin önünde söylediği sözler var. Dertli Kazan, kanlı şehir. Başından tacın düştü. Hansız kaldın. Sana artık hanların düğünlerini görmek nerede? Diye. Uzun bir ağıdı var. Sefagiray Han'ın mezarının başında da birçok ağıt söylüyor. Öyle önemli bir hanbike. Evet, gerçekten öyle ve onun kıyafetini de şu anda görüyorsunuz. Sümbike'nin üzerinde görüyoruz. Gerçekten çok yakışmış. Tarihi gördük yani. Zamanda yolculuğa çıktık. Sümbike Kulesi'nin önünde. Hükümdar Sümbike'ye ithafen yapılan kule kıpkırmızı tuğlalarıyla, 7 katı ve hilaliyle kazınıyor zihnimize. Bu kule Kazan'ın, hatta Tataristan'ın sembolleri arasında yer alıyor. Görüyorsunuz. Bakınca hafiften yamuk olduğu da hissediliyor. Bu nedenle Sümbike Kulesi Kazan'ın Pizza Kulesi olarak da isimlendiriliyor. Nasıl İtalya'daki Pizza Kulesi yamuksa, işte bu güzel kule de yamukluğuyla dikkat çekiyor. 17 ila 18. yüzyıllar arasında inşa ediliyor. Halk kesinlikle Sümbike'yi unutmadığından dolayı bu kuleye de Sümbike'nin adını veriyorlar. Hey, hey, hey. Hayır, hayır, hayır. Kremlin'de, yani Kazan Kalesi'nde, bir de Kulşerif Camii'nin hemen yanında kilise bulunuyor. Zaten bu topraklara baktığımızda genelde kiliseler, camiler, sinagoglar hepsi yan yana bulunuyor. Güzel bir hoşgörü var. Hatta şöyle de bir eşitlik var. Eğer 72 tane cami varsa 72 tane de kilise var. Yani bu eşitliğe çok önem veriyorlar.
Hemen arkamızda da bölgenin en eski kiliselerinden biri yer alıyor. Mavi kubbeleriyle dikkat çekiyor. Aynı bizim Kulşerif Camii gibi. Kulşerif Camii'nin de kesinlikle kubbeleri, minareleri maviydi. İşte görüyorsunuz, bu tarihi kilisenin de gövdesi beyaz, kubbeleri mavi. Birbirini andırıyor görüyorsunuz renkler. 1556 yılında yapılıyor bölgenin en eski kiliselerinden biri ve Kulşerif Camii inşa edilirken 2005 yılında bu kilisede restore altına alınıyor ki eşit olsun, bu kilisede yenilensin diye. Kulşerif Camii ibadete kapılarını açarken işte burası da restorasyonu tamamlıyor ve Hristiyanlara tekrar hizmet etmeye devam ediyor. Kesinlikle Kremlin'in içerisinde hem Sovyet dönemine ait olan simge, hem Hristiyanlara hem de Müslümanlara ait olan ibadethane görüyorsunuz dikkat çekiyor. Ülkedeki eşitlik bizi sahiden çok şaşırttı. Kimse birbirine küsmesin, haksızlık olmasın diye çok dikkat ediliyor. Bölgenin en eski yapısının içine de merak edip giriyoruz. Tarihi Ortodoks Kilisesi'nin içine girdik ama girerken onların belirlemiş olduğu kılık kıyafet kurallarına uygun bir şekilde giyinerek girdik. Saçların kapanması gerekiyordu. Biz de tabii ki saygı gösterdiğimizden dolayı saçlarımızı kapattık ve şu anda kilisenin içindeyiz. Herkes bence aynı saygıyı bütün ibadethanelere girerken göstermesi gerekiyor. Ve işte biz de şu anda mekanın içerisindeyiz. Gerçekten oldukça renkli, birazcık ihtişamlı. Baktığımız zaman dini anlatan çeşitli simgeler ve fresleri görüyoruz. Bütün bu görmüş olduğumuz sarı renklerde altın kaplama. Ülkede yaşayan Hristiyan nüfus da kaleye geldiği zaman ibadet etmek isterse işte bu kiliseyi kullanıyor. Kremlin'in içerisinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı yer alıyor. İşte saray hemen arkamızda yer alıyor. İşte Tataristan Cumhuriyeti buradan yönetiliyor. Hemen söyleyeyim, Tataristan dışişlerde Rusya Federasyonu'na bağlı, içişlerde ise serbest. Kesinlikle istedikleri gibi kuralları koyabiliyorlar, işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Rusya'nın örnek gösterdiği bir özerk cumhuriyet. Tataristan tam bir petrol üreticisi. Burada yıllık yaklaşık 30 milyon ton petrol üretiliyor. Rusya petrolünün yaklaşık %20'si bu topraklardan çıkıyor. Kazan Kalesi'nin manzarası muhteşem. Hemen manzarayı sizlere göstereceğim. Zaten Kazan ormanlarıyla, sularıyla, gölleriyle, göletleriyle inanılmaz güzel bir kent. İşte hemen arkamızda da Kazan Su Nehri bulunuyor. Tam kenti ortadan ikiye bölüyor ve İdil Nehri ile buluştuğu nokta işte tam da burası. Tarihte Tatarların ataları geldiği zaman işte bu tepeler üzerine yaşamlarını sürmeye başlıyorlar. Ve bu tepeler üzerinde yaşamalarının en büyük sebebi de eğer düşman olur da buralara gelirse rahat rahat görelim diye. Bu tepelerde hayatlarını sürmüşler. Muhteşem bir görüntü var. İşte yeni kazanı görüyoruz hemen nehrin öteki kısmında. Ve bu tarafa baktığımız zaman da eski kazan tarihi yapılarıyla dikkat çekiyor. Yeşil diyarı diyebiliriz. Görüyorsunuz her yer yemyeşil, her yer mis gibi pırıl pırıl akan sularla dolu. Doğal güzelliklerle tarihin en yalın buluşması 24 saat en güzeliyle bu kentte görülüyor. Tataristan'da nereye gidersek gidelim doğal yaşamlar hep dikkat çekiyor. Hatta Kazan'ın merkezinde bile şu anda görüyorsunuz muhteşem bir mekandayız. Kütükten evler var, muhteşem bir doğa var. İnsan burada huzuru buluyor diyebilirim. Şimdi kent merkezinde köy havasını yaşayacağız. Burada birbirinden güzel restoranlar var ve hep beraber neyi tadacağız biliyor musunuz? Tatar mantısını. O zaman ne yapıyoruz? Keşfe başlıyoruz. Mekanın güzelliği, özgünlüğü burayı tercih edilir kılıyor. Benim köyüm diye anılan bu güzel mekan Kazan'ın en uğrak noktası olmayı başarıyor. Bir soluk, bir dinlenme adresi burası. Tatarların oldukça zengin mutfak kültürü var ve şimdi de şansımıza muhteşem bir mantı geldi. Tatarların zaten lezzetleri dünyaca meşhur ve mantı inanır mısınız muhteşem görünüyor. Tabii ki rehberimize soracağım. Acaba bu mantının özelliği ne? Bizim ülkemize gelip mantı yediniz mi hiç? Tabii Türkiye mantısından farklı bizim mantılarımız. Bizim mantılarımız göründüğü gibi daha büyük, daha çaplı. Bir de bizim mantılarımız buharda pişer. Etten tabii bizim kültürümüz, göçebe kültürümüz, göçebe geçmişimizden dolayı daha et ağırlıklı. Etin bol olduğu, tamamen büyük
parçalarla et, kıyba ve sosla sunulur. Evet. Farklı soslar, yoğurtlu sos olabilir, salçalı sos olabilir. Farklı sosla sunulur ve elle yenir. Aa, kaşıkla öyle değil, mi? Evet. Beş parmak misali. Bütün tutularak, sosa batırılarak öyle yenen bir mantımız var bizim. Süper. Bizim ülkede hiç mantı yeme şansı elde ettiniz mi? Evet. Bir kaşığa kaç tane? 10 tane, yani, 40 tane yani girecekti değil mi? Bizim şöyle bir kültürümüz var. Kayseri'de özellikle hanımlar bir tane kaşığa 40 tane mantıyı sığdırmak zorundalar. Yoksa o hanım evde kalıyor. Bunun tam tersi. Bizim eğer kaşığa sığdırsak bir kaşığa bir mantı gelir. Aynen. Vallahi burada hanım olmak biraz daha kolay, görüyorsunuz. Mantılar koca koca. O zaman siz gösterin bize nasıl yiyeceğiz şimdi 10 parmakla böyle. Evet, şöyle tutuyoruz. Şöyle batırıyoruz. Tatar mantısının lezzeti içindeki etten geliyor. Köfte gibi et koymuşlar içine. Hamurun içindeki bu et ne dağılıyor ne de parçalanıyor. Muhteşem. Hamur kağıt gibi. Evet, hamurun ince olması gerekiyor. Aynen. Ama aynı zamanda dökülmemesi, kıymanın oradan tabii buharda pişecek, piştiği için. Aynen. Bakar mısınız, kıyma olduğu gibi içerisine kaldı, kesinlikle bölünmedi. Bir medeniyet, medeniyet olması için sanatta, tarihte ve özellikle de mimaride derin izler bırakması gerekiyor. Aynı şu anda bulunmuş olduğumuz bu güzel sokaktaki mimariler gibi. Tatarların öyle güzel geleneksel mimarileri var ki yüzyıllardan beridir bugüne sapasağlam gelmiş. Hatta Kazan'ın merkezinde bile tarihi birebir hissedebiliyoruz. Şu an Kazan'ın merkezindeki meşhur eski Tatar sokağına geldik ve bu Tatar sokağında görüyorsunuz bütün kırsal alanlardan tutun da kendilerine dair özgün mimarileri görmemiz mümkün. Kazan'ın en renkli sokağı burası. Şehrin karmaşalığından uzak, yöreselliğin sonuna kadar hissedilebildiği bir mekan. Vallahi bu güzel mekanda karşılaşabileceğimiz en güzel manzaralardan biriyle şu anda karşı karşıyayız. Hayırlı bir işe vesile olacağız diyeceğim ama zaten onlar ermişler muratlarına. Biz çıkalım kerevetine diyoruz. Maşallah, tebrik ederiz. Congratulations. Rahmet, rahmet vallahi diyor, görüyorsunuz gayet mutlular. Şimdi nasıl hissediyorlarmış? Как вы себя чувствуете? Хорошо. Хорошо. Evet, nasıl hissediyorsunuz dedik. Gayet iyi dediler. Çok iyi diyorlar. Bu arada hemen gelinlikten bahsetmek istiyorum. Tabii ki hanımların önce dikkatini çeken gelinlikler olduğu için bayanları alıyoruz. Ve görüyorsunuz gelinliğin güzelliği göz kamaştırıyor. Çok sade ve çok hoş bir gelinlik. Erkek damadımıza baktığımız zamansa yani gayet böyle güzel bir kıyafeti var. Ama özellikle kafadaki yöresel şapka dikkat çekiyor. Özel günlerde Tatarlarda bu şapka takılıyor. Onu söyleyelim, düğünlerde, törenlerde bu şapka olmazsa olmaz detay. Ve görüyorsunuz beyefendinin de başında milli şapka, başlık. Başlık, kelle puş. Kelle puş. Evet, çok güzel vallahi. Adınız ne, isim? İlşat. İlşat. Evet. İlşat Bey. Aline. Alina. Alina Hanım'la beraberdik. Onlara biz mutluluklar diliyoruz. Türkçe çok güzel biliyorsunuz. Türkçe konuşalım hadi. Türkçe biraz biliyoruz. Çok, vallahi çok güzel biliyorsunuz. Hayat nasıl gidiyor burada? Evet. Hayat güzel, evet, mi? Güzel, güzel. Çok güzel. Ne yapıyorsunuz peki? Ne işle uğraşıyorsunuz? Где работаешь? Юрист, lawyer. Ha, avukatsınız. Oh, maşallah. Peki, en çok neyi seviyorsunuz Kazan'da? En güzel şey nedir? Meşet. Потом что, красивый Казань есть. Мечеть. Кул-Шариф мозг. Кул-Шариф камни, evet, камни, aynen öyle. Vallahi çok teşekkür ediyoruz. Biz de Tataristan'ı seviyoruz. Biz de Tataristan'ı seviyoruz. Hiç Türkçe yok mu ya? Biliyorsunuz Türkçe. Niye konuşmuyorsunuz? Evet, Tatarca konuşun, Tatarca. Şarkı söyleyin bize Tatarca. Elhamdülillah. Maşallah, maşallah. Şarkı söyler misiniz bize Tatarca? Kazanım atınların sesini izlep korim küke zenger gökte manglana manglana kük seyim bike oy manglana zenger gökte
Kazan haman sinekte yazmışım ahuja bulup sinezrem sin bike sayım bike. Rahmet. Maşallah. Çok güzel söylediniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız. Rahmet. Rahmet. Peki mesaj var mı kardeş Türkiye'ye? Mesaj böyle ne demek istersiniz? Kelam. Türkiye'den dostlara ben size etegatlisiniz mi? Selam. Selam. Türkiye selam. Teşekkürler. Rahmet. Sağ olun. Sıcakkanlı, güler yüzlü Tataylar günümüze hep renk ve neşe kattılar. Ortam da müthiş olunca buraların tadı hep damakta kalıyor. Tatar mimarisinin vazgeçilmezi işte bu asırları deviren ahşap evler. Bu arada evin girişinin güzelliğine bakar mısınız? Resmen çiçek bahçesi. Of, bu küçük evlere bayılıyorum. Böyle bir yerde olup da evlerin içine bakmadan, gezmeden gidemezdik. Eski Tatar sokağındaki küçük evlerden birine girdik ve evin içerisine girer girmez böyle yöresel kıyafetleri giymiş, hoş hanımlar karşıladı bizi. Ev çok güzel, onu hemen söyleyeyim. Gerçekten Tatar kültürünü yansıtan, kütükten yapılmış, tam özgün bir ev. Yani köylere gidildiği zaman da kapıyı çalıp girseniz küçük evin içine, işte böyle orijinal evlerle karşılaşıyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Şimdi tabii bizim televizyoncu olduğumuzda hemen duydular, öğrendiler. Bize ülkenin en yöresel tatlılarından biri olan çakçak tatlısını gösterecekler. Tabii rehberimiz Rahmi Bey de var. Hemen Rahmi Bey'i de böyle alıyorum. Ve içeri girebiliyoruz değil mi Rahmi Bey şimdi? Tabii ki. Evet, evin burası girişi görüyorsunuz. Şimdi gelen misafirleri burada karşılıyorlar. Ve içeri doğru ilerliyoruz. Bakalım içeride ne var onu göreceğiz. Lütfen. Evet. Vallahi hanımefendinin kıyafeti çok güzel. Bakar mısınız böyle yöresel giyiniyorlar burada. Asırlar önce inşa edilen bu Tatar evleri özgünlüğü, kültürü anlatan muhteşem eserler. Burası da salon olarak kullanılıyor o zaman. Zaten şunu söyleyeyim, evler çok fazla büyük değil. Genelde 2-3 odalı oluyor. Burası da hani öndeki bir tane oda ve burası da arka oda. Bu şekilde hani masalar var. Görüyorsunuz hani ikinci salon olarak nitelendirebiliriz. Misafirler böyle yerlerde ağırlanıyor. İşte masada da görüyorsunuz tatlılar var. Tatlı olmazsa olmaz onu söyleyeyim. Kesinlikle bu kültürde çok önemli. Yemekten sonra muhakkak tatlı yeniliyor. Hatta sabah öğle akşam her öğün bu tatlıları yemek mümkün. Acaba anlatabilir misiniz çakçak tatlısının özelliği nedir? Nasıl oluyor? İşte her bir milletin öz özelliği var. İşte bu bizim milli bir şeydir çakçak. Çakçak şeyden yapılır. Baldan, hamurdan, çekirdekler var işte. Daha ekstra şeyler koyabiliriz. Benim bildiğim hemen ben anlatayım size Rahmi tercüme edeyim. Şimdi bizim bildiğimiz hamurlar kızartılıyor. Kızartıldıktan sonra balla bir güzel üstüne bal dökülüyor. Bal döküldükten sonra hazır hale geliyor. İstenirse o şekilde yeniliyor. Ama süslemesinde tabii ben bu şekilde hani büyük halini görmedim. Demek ki büyük halinin üzerinde de bademler var. Bademlerle süsleniyor. Bize genelde parça şeklinde geliyor. İşte hemen göstereyim. Bu şekilde ben hani bu şekilde tatlı. Ufak ufak. Bunların üstünde badem yok ama çakçak tatlısının çok lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Ben bir tane yedim mi muhakkak ardından bir tane daha istiyorum. Sadece çakçak tatlısı değil, ülkeye ait bütün tatların hepsi çok lezzetli. Şimdi tabii salonu gezmeye de devam edelim. Salon çok kültürel ve çok yöresel tabii. Aynı zamanda turistler de herhalde düşünülmüş. Gelen turistler Tataristan'la ilgili bütün detayları görsünler diye özellikle kıyafetleri, Tataristan'ın işte geleneksel kıyafetleri burada da sergileniyor. Oldukça güzel. Bir yanda erkek kıyafetleri, bir yanda da hanım kıyafetleri var. Ama hanımların yani en güzel halini canlı canlı işte buradaki ev sahiplerinin üzerinde görüyoruz. Bizim ülkemizde olduğu gibi Tatarlar için de oldukça önemli olan bir tarih. 30 Ağustos'ta Tatarlar Bağımsızlık Bayramı'nı kutluyorlar. Ve işte kentin her yerinde, ülkenin her yerinde böyle renkli törenler, gösteriler var. Festival alanı renkli görüntülerle dolu. Ben sizi anlıyorum. Türkiye'ye geldiniz mi? Türkiye'ye. Türkiye. Geldiniz mi? Anlayıp az az. Az az anlıyorsun. Yani
Did you visit Turkey? Yes. Ah, süper. Which cities? Kimir. Kimir. Alanya. Alanya. Side. Side. Kimir Gönyük. Kemer Gönyük. Maşallah vallahi görüyorsunuz birbirinden güzel Tatar kızları. Ülkemize gelmişler. Özellikle de güney sahillerini ziyaret etmişler. Yes. En çok neyi sevdiniz Türkiye'de? What did you like mostly? Cousin. The sea and the food. Evet, yemekler ve deniz. I agree with that. Katılıyor. People and culture. İnsanlar ve kültür. Zaten benziyor kültürlerimiz. Culture similar yani. Yeah. Culture, food, yemek, especially melemen, baklava, çorba. Ama sizin çorbalar da çok güzel. Yani yemekler sizin Tatar yemekleri çok güzel. Tatar foods very nice too. Yes. We love Tatar food also. Evet. Ben de çok teşekkür ederim. İsimler ne? Adınız ne? İsim? İsim? Adele. Benim ismim Adele. Adile. Aysu. Aysu. Julia. Julia. Yes. Alina. Alina. Görüyorsunuz birbirinden güzel kızlar maşallah. Vallahi tebrik ediyoruz sizleri. Sarışın, beyaz beyaz tenli, renkli gözlü kızlarımız. Kazan, dünyanın en güzel, en modern, en temiz, en güvenli kentleri arasında yer alıyor. Ülkemiz tarafından keşfedilmeyi bekleyen kent, sayısız gezi yeri barındırıyor. İşte şu anda 24 saat hayatların aktığı Kazan'ın en kalabalık caddesine geldik. Bauman Caddesi'ndeyiz. Burası Kazan'ın en meşhur caddesi. Muhakkak turistlerin geldiği gezdiği bir cadde. Trafiğe kapalı bir cadde görüyorsunuz. İnsanlar rahatlıkla yürüyüş yapabiliyorlar. Tarihi bir cadde ve sağlı sollu restoranlar var, dükkanlar var, kafeler var. İnsanlar burada keyifle zaman geçiriyorlar. İşte şu anda Kazan'ın en meşhur caddesini gezeceğiz. Bauman Caddesi, Kazanlıların bol bol zaman geçirdiği bir cadde. Caddenin adı da bir Rus devrimci olan Nikolay Bauman'dan geliyor. Orta Çağ'dan bugüne kadar aynı ismi taşıyan bir cadde burası. Cadde Kazan için çok mühim. Ülkenin en önemli festivalleri, yürüyüşleri, gösterileri hep bu caddede gerçekleşiyor. Bauman Caddesi'nin en meşhur meydanındayız. Burası Abdullah Turkay Meydanı olarak geçiyor. Meydanda özellikle de arkamızdaki bu saat kulesi dikkat çekiyor. Abdullah Turkay ülkenin en önemli yazarlarından biri ve işte bu saat kulesi de kendisi adına yapılıyor, onun anısına yapılıyor. Özellikle de saat kulesine baktığımız zaman görüyorsunuz rakamlar, yazılar hep Osmanlıca yazılmış. Tataristan bugün halen Osmanlıcaya sahip çıkan bir ülke. Gerçekten tebrik ediyoruz kendilerini. Tatar dilinin ve edebiyatının en önemli üstadı olarak bilinen Tukay oldukça meşhur bir edebiyatçı. İşte bu meydan da onun adıyla anılıyor. Tukay Meydanı, Bauman Caddesi'nin hemen başlangıcında yer alıyor. Bauman Caddesi aynı zamanda bir sıfır noktası olma özelliğine sahip. İşte şu anda bulunmuş olduğum bu noktadan New York 8033 kilometre. Ayrıca burada ne yazıyor? Moskova 722 kilometre, Roma 3050 kilometre ve diğer şehirlere, ülkelerin şehirlerine olan mesafeler işte burada yazılı. Tatarlar gerçekten çok güler yüzler, çok iyi insanlar. Asu Hanım ve neydi? Zarina. Zarina Hanım'la beraberiz şu anda. Türkçeleri var. Nasıl bakalım? Türkiye'ye gittiniz mi hiç? Türkiye'ye kapalıyız değil mi? Da, iyi. Evet, gittiniz. Nereye gittiniz? Kayabadalı. Oy, biz de böyle. Bütün şeyde buldum. Da. Her yerde buldum. Oo. Bütün Türkiye'de. Maşallah, maşallah. Akraba, eş, dost mu var acaba Türkiye'de?
32'yiz 40. Evet. Yok. Akrabalar yok işte maalesef. Ha, evet, akraba eş dost yok ama görüyorsunuz muhakkak Tatarlar ülkemize ziyarete gidiyorlar. Hatta şundan bahsedelim. Çok fazla Tatar kızı Türk erkekleriyle de evleniyor. Çok fazla gelin gidiyor ülkemize ve damatlarımız da buraya geliyor. Gerçekten de kızlar da çok güzel maşallah diyelim. Artık bir damat trafiği olacaktır herhalde Tataristan'a diye düşünüyorum. Türklere karşı kesinlikle çok sıcaklar, çok misafirperverler. Ve şöyle bir şey var, Tatar kızlar evlendiği zaman buranın kültürüne göre erkekle beraber yaşıyorlar, erkeğin ailesiyle. Evler var ve ne kadar gelin gelirse ve kaç tane çocuğu varsa ona göre ev de büyütülüyor. Kesinlikle erkek çocukları ayrı eve çıkmıyor, o yönden de bir avantaj. Hani eğer Türkler ben bir gelin istiyorum, annemle ailemle beraber yaşamasını istiyorum diyorsanız bence Tataristan'a bir göz atın derim ben. Yes. Thank you very much. Sağ olasın. El sallayın. Sağ olun. Sağ olun. Bay bay. Cadde hep hareketli. Adela. Adile. Adile ile beraberiz. Görüyorsunuz böyle yol üzerinde birbirinden güzel tezgahlar var ama Adile'nin tezgahına biz uğradık. Görüyorsunuz maşallah subhanallah. Çok güzel. Kendi burada ekmeğini, kendi parasını kazanıyor. Burada Arap yağları satıyor. Yani Arap yağları dedi ama bizim bildiğimiz hani parfüm, orijinal parfümler kesinlikle doğadan elde edilmiş. Güzel parfümleri satıyor. Dükkanın önü çok da güzel kokuyor. Rusya Federasyonu'nun özel cumhuriyeti olan Tataristan Cumhuriyeti'nin yaklaşık 4 milyonluk nüfusu var. Ve başkent Kazan'ın da yaklaşık nüfusu 1 milyon civarında. Bu arada gerçekten Bağman Caddesi'nin rengarenk. Görüyorsunuz her köşede ayrı bir atraksiyon, ayrı bir gösteri var. İşte bu gençler de, Tatar gençler de güzel böyle dans ediyorlar. Kendi özgün müziklerini buraya gelenlere çalıyorlar. Dünyayı geziyorum ekibi olarak dünya coğrafyasındaki keşiflerimizi hız kesmeden devam ediyoruz. Eminim ki Tataristan'a gelmek istiyorsunuz. Bizim yaptıklarımızı, gördüklerimizi, tattıklarımızı tatmak için can atıyorsunuz. O zaman hiç durmayın, hemen atlayın gelin Tataristan'a. Peki Tataristan'a gelmek için ne yapmak lazım? Nasıl turlar düzenleniyor? Şimdi bilgi alacağız. Merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz acaba? İsmim Hamdi Metin. Kazan Travels firmasının yöneticisiyim. Burada Tataristan'a gelen turistlere hizmetler sunuyoruz. İşte karşılamadır, transferdir, yemektir, oteldir. Genel anlamda tüm organizasyonları yapıyoruz. Çok güzel. Peki buraya yapılan turlarla ilgili bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Buraya yapılan turlar yaklaşık 4 günlük veya 5 günlük oluyor. Veya ayrıyeten işte burası Tataristan olduğu için diğer Türkiye Cumhuriyetleri de gidilebiliyor. Bir merkez olarak diğer yerlere de gidebiliyoruz. Fiyatlara gelirsek yaklaşık fiyat vermemiz şöyle olur. 400 euro, 500 euro civarı fiyatlar çıkıyor bir 5 günlük tatil için. Evet. Hamdi Bey'in peşine takıldık. Hamdi Bey'in evine konuk olduk. Mangalımızı yaktık. Çok güzel bir keyif bekliyor bizi. Muhteşem bir eviniz var Hamdi Bey. Onu söyleyelim. Tataristan'ın tadını çıkarıyorsunuz yani böyle güzel bahçeli evde. Tabii. Burada gördüğünüz gibi mangalımızı yakıyoruz. Evet. Ve misafirlerimizi ağırlıyoruz sizin gibi değerli. Çok sağ olun. Temiz hava. Evet, gerçekten öyle. Şehir merkezinden uzak. Gerçekten güzel bir yer. Harika. Bu arada şunu söyleyeceğim. Yabancı damat olmak nasıl bir duygu? Yabancı damat olmak. Tabii ki bu soruya biraz tereddütlü cevap veriyorum. Hani nasıl tereddütlü derken nasıl bir cevap vereceğimi bilemiyorum ama çok güzel. Evet. Görüyorsunuz kaynamın ilgisine, evet. Kayınbabamın. Gerçekten de çok iyiler. Çok güzel. Tabii yardımcı ki. Oluyorlar her türlü. Zaten çok rahatsınız gerçekten. Kafam rahat. Eşim, annesi tamam. Çok iyi. Evet. Ondan dolayı rahatım yani, mutluyum. Yabancı damat olmak çok güzel burada. Evet. Onu öncelikle söyleyeyim yani. İyi bol bol tadını çıkarın. O zaman Elena Hanım, yani size de lazım bir bebek, bir torun içeri. Evet, evet. Çok i̇şte, lazım. En kısa zamanda. Çok istiyoruz. İnşallah. Şimdi evet hazırlıyoruz. Evet. Hayırlısı olsun diyorum. O zaman artık biz ne yapalım? Birazcık hava soğudu. Biz içeri girelim, erkekler mangalını yaksın. Artık etlerimiz pişti, çorbalarımız hazır. Elena Hanım'la beraber biz de sofrayı hazırladık. Beyler bir güzel dışarıda mangal işlerini hallettiler. Ve bu güzel artık sofrayı renklendirdik. Yemeklerimizin tadına bakacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Спасибо. Пожалуйста, приятного аппетита. Afiyet olsun. Çok teşekkürler. Vallahi evet, çok güzel bir ziyafet oldu bizim için de. Soğutmadan hadi tadına bakalım. Ellerinize sağlık diyorum. Rica ederiz. Afiyet olsun. Sağ olun. Rica ederiz. Tataristan'a
Kazan'a geldik, belli oldu kilo olacağız bir kez. O kadar güzel yemekleri, o kadar güzel tatları var ki aynı bizim kültürde olduğu gibi yemekten sonra muhakkak tat yeme geleneği bu topraklarda da var. Şimdi görüyorsunuz masamızın üstü muhteşem tatlılarla bezeli. Hümeyra hanımefendinin ellerinden çıktı bu güzel tatlılar. Gerçekten olağanüstü görünüyor. Milli tatlılar var masamızda. Baktığımız zaman Tataristan topraklarında bir sürü tatlı yapılıyor ama aynı bizim baklava gibi işte efendim masamızda Tataristan'ın en meşhur tatlısı, milli tatlısı bulunuyor. Hümeyra Hanım, acaba neydi Tatarca adı? Gubadiye. Gubadiye, Gubadiye tatlısı. Görüyorsunuz böyle of yüksek katlı bir apartmanı andırıyor. İçerisinde neler yok ki? Dışı hamur, onu söyleyeyim. Dışı hamurdan yapılmış. İçinde üzüm var, yumurta var, pirinç var, lor peyniri var. Fırına atıyorlar böyle. Ne kadar pişiyor? Kaç saatte pişiyor? Bir saat. Bir saatte böyle o kadar güzel pişiyor ki. Ondan sonra da afiyetle yeniliyor. Birazdan tadına bakacağız. Ve burada adı ne? Smetanik. Smetanik tatlısı. Kaymak tatlısı değil kaymak mi? Kaymak tatlısı. Kaymak tatlısı. Çok da güzel anlaşıyoruz bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani bizim Türkçemize çok benziyor Tatar Türkçesi. Kesinlikle zorluk çekmiyoruz. Vallahi biz bayıldık bu topraklara. Smetaniski değil mi? Smetaniski. Smetanik. Çok güzel bir tatlı. Bura aslında burada cheesecake olarak geçiyor. Hani efendim biz Amerika'dan gelmiş cheesecake'leri falan yiyoruz ama orijinali burada. Çünkü normalde bizim bildiğimiz cheesecake'lerde altı tabanı tamamen bisküvit oluyor. Ama Tataristan'da baştan sona her yer hamur. Çıtır çıtır muhteşem oluyor. Altında peynir var. Üstünde böyle güzel görüyorsunuz. Kaymak mı bu üstündeki? Kaymak. Of, kaymak var. Yani böyle yemeğe doyamıyorsunuz. Bütün tencereyi, bütün böyle tepsiyi yiyeyim gideyim diyorsunuz. Olağanüstü tatlar var. Biz birazdan tadına bakacağız. Özür dileyerek söylüyorum. Sizin gözlerinize baka baka tadamayacağım. Canınızın çekeceğini biliyorum. O yüzden kameralarımız kapandıktan sonra tadına bakacağız. Hümeyra Hanım'a da ben buradan çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Rahmat. Vallahi sağ olun. Ve o zaman ne yapıyoruz? Bu güzel tatların tadına bakıyoruz. Bakar mısınız? Şöyle göstermek istiyorum ama çok sıcak. Fırından daha yeni çıktığı için gösteremiyorum. Ben şöyle göstereyim. Bence fazla vakit kaybetmeden Tataristan'a gelin ve bu güzel tatların tadına bakın. Bir daha geri dönmek istemeyeceksiniz. Tataristan'ı alt üst etmeye devam ediyoruz. Tataristan'da kültür turizmi yanında bir de eşsiz doğa turizmi var. Görüyorsunuz muhteşem bir manzaranın içindeyiz. Kama Nehri'nin hemen yanında muhteşem bir orman içerisinde aldık şimdi de soluğu. Küçük evler var. Burası aslında bir otel, onu söyleyelim. Böyle yoğun hayattan, stresten, trafikten uzaklaşmak isteyenler için işte böyle ormanların içerisinde muhteşem tesisler var. Biz de gecemizi burada konaklayacağız. Yine oksijeni ciğerlerimize dolduracağız. Ama burada öyle bir ilginç durum var ki bu güzel tesisin ormanın içindeki mekanın sahibi bir Türk çıktı. Acaba sizi tanıyabilir miyiz? Evet, ismim Tolga Akıncı. 2003'ten beri Tataristan'dayım. Çok güzel. Peki hangi rüzgar attı sizi buralara? Yani dünyanın bir ucu, ormanın içi. Vallahi doğu rüzgarı attı. Bundan önce Çin'deydim. Sonra aslında buraya fabrika kurmaya geldim. Aslında sanayiciyim. Hı hı. 2003 yılında dediğim gibi işte bir fabrika kurmaya geldik. İşte burası da ikinci memleketimiz oldu artık. Sonra fabrika kurarken bir bakmışsınız ki ormanlara, doğaya aşık oldunuz. Bir de otel yapayım dediniz herhalde. Aynen biraz öyle oldu. Şöyle biraz şakayla karışık başladı aslında. İşte ondan sonra ufak ufak burayı büyütüyoruz kendi imkanlarımızla. Çok güzel. Peki Türkler geliyor mu? Buraya keşfetti mi Türkler? Vallahi işte arkadaş çevremiz, eş, dost, evet, geliyorlar. Çok seviyorlar. Evet. Hatta tekrar tekrar gelen arkadaşlarımız var. Evet, gerçekten öyle. Yani dediğim gibi yoğun hayatın o stresinden kurtulmak için bence Tataristan'ın bu güzel ormanları tek kelimeyle muhteşem çözüm. Peki nasıl odalar? Çok ilginç. Onu söylemek istiyorum. Hepsi kütükten yapılmış. Tataristan kültürünü yaşamak için ve onlar hani nasıl mekanlarda kalıyorlar? Bence buralar kesinlikle keşfedilmeli diyorum. O zaman içeri doğru ilerleyelim bir bakalım mı? Acaba hani eğer izleyicilerimiz gün olur da biz Tataristan'a gidiyoruz. Hani ormanın içinde nehrin kıyısına kalmak istiyoruz derlerse nasıl yerlerde kalacaklar? Hemen gösterelim. Ve işte gecemizi geçireceğimiz güzel evimize geldik. Kütük evde kalacağız tabii bu akşam. Tataristan kültürünü tamamen hissedeceğiz, tamamen yaşayacağız. Eminim buraya gelmek istiyorsunuz, burada tatil yapmak istiyorsunuz. O yüzden şimdi acaba ne kadar ücret ödemek gerekir bu güzel evlerde konaklamak için? Şimdi hemen yetkiliden öğreneceğiz. Evet efendim, şimdi izleyicilerimiz gelmek istiyorlar buraya. Nasıl yapacaklar?
İşte ücretimiz iki oda, bir salon, bir mutfak, bir banyosu olan evimizin 24 saatlik ücreti işte 5000 ruble. İşte o da bugün 80 dolar civarında bir ücrete tabi geliyor. Evet, sadece bir tane aile değil, birkaç tane de aile kalabiliyor bu evlerde. Gerçekten çok güzel ve göle karşı, ormanın içerisinde harika manzarası olan bir yerde konaklayacağız. Harika. İşte odalarda bu şekilde görüyorsunuz. Hani yatağı var, ondan sonra manzara muhteşem bir manzaraya bakıyor. Teknolojiden uzak, keyif ve huzur dolu bir gece geçirdik biz de. Kültürü de böylece sonuna kadar yaşama fırsatı bulduk. Burada zaten insan gündüzleri bol bol doğanın içerisinde zaman geçiriyor. İşte bu kültürün en sevdiğim yanı banyoları. Muhakkak insanlar bu şekilde haftada bir kez bile olsa geliyorlar, Rus banyolarında tazeleniyorlar. Gerçekten çok güzel. Siz de giriyor musunuz? Var mı sizin kültürde de? Ayak uydurdunuz mu? Artık biz de bu kültüre adapte olduk. Ben de minimum haftada bir kere girmezsem artık kendimi yaşıyor saymıyorum. Olmazsa olmaz diyorsunuz. Bir de soğuk havada o kadar güzel gidiyor ki. İşte biz de ne yapacağız bu akşam? Rus banyosunun tadını çıkaracağız. Saunalar var böyle evlerde. Saunaya giriyorsunuz. Daha sonra da kendinizi ister buz gibi suya, ister sıcak suya atıyorsunuz. Yakupcan da çok sevdi burayı. Evet, çok güzel. Her yer ahşap. Her yer böyle çok güzel. Özellikle kış günlerinde hakikaten kemiklerinizi ısıtabileceğiniz bir durum. Evet, gerçekten öyle. Yazında, kışında eşsiz güzelliklerle, aktivitelerle dolu olan bir bölge Tataristan. Tataristan'ın öyle bir lezzeti var ki bu topraklara gelindiği zaman muhakkak tatmak gerekiyor. İsmi de ilginç, tadı da ilginç. Beleş. Beleş yemeği acaba nedir özelliği, sizden hemen öğrenebilir miyiz? Evet, Tatar mutfağının klasiklerinden bir tanesi. İçinde dışı hamur, kendi özel yöntemleriyle hazırladıkları bir hamur. İçinde patates, et, soğan, işte ana şeyler bunlar. Evet. Zaten Tatar mutfağının bu dört malzemesi değişik kombinasyonlarla değişik isimlerde ama en klasiği bu. Evet. Müthiş görünüyor gerçekten. Yani çok faydalı sebzeler hamurun içerisine girmiş. Aynı böyle börek gibi görünüyor. Hamuru bir kapak gibi adeta açıyoruz, çıkartıyoruz şimdi. Hamurun üstüne of harika görünüyor. Güveç görevini görmüş ya bu. Aman ya Rabbim, muhteşem görünüyor, muhteşem görünüyor, bakar mısınız? Hamuru bir kapak gibi açtık, görüyorsunuz. Hamur adeta burada güveç görevini görmüş. Patatesler, etler, soğan bile var galiba bunun içerisinde, tam. Evet, az bir. Bu arada hamurundan da denemeyi unutmayın. Patates ağzımda eridi gitti. Et eridi gitti. İnanılmaz güzel olmuş. Hamurundan deneyim. Bir de hamursuz olmaz tabi. Börek. Börek olmuş. Ay inanmıyorum. Hepsini yiyeceğiz. Al anneciğim. Yakupcan ağzının tadını biliyor. Küçük gurme de beğendiğine göre artık ne yapıyoruz? Bu güzel yemeğin tadına bir güzel bakıyoruz. Hepsini bitiriyoruz. Şimdi ülkemizin Tataristan Başkonsolosu Turhan Dilmaç Bey ile beraberiz. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz diyorum ben de size. Hoş bulduk, gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Açıkçası biz Tataristan'la ülkemizin ilişkilerini merak ediyoruz. Birazcık bahsedebilir misiniz? Memnuniyetle. Tataristan Rusya Federasyonu içerisindeki 21 cumhuriyetten bir tanesi. Bizim dostluk, kardeşlik bağlarımızın olduğu bir cumhuriyet. Ama aynı zamanda en fazla ilişkilerimizin geliştiği de bir cumhuriyet. Burası gelişmiş, müreffeh, güzel bir cumhuriyet aynı zamanda. Bizim tabii ilişkilerimizin temelini bir anlamda ekonomi oluşturuyor. Burada ciddi Türk yatırımları var, 2 milyar dolara yaklaşan.